tatil gün. Güneş yakar gönlünü, huzur, neşe, eğlence. Hepsi burada doğrusu. Tatil aşkı çarpar yürekler bazen çok sürer. Tatil aşkı, tatil aşkı çarpar gönüller bazen çok sürer, bazen de doktor hanım beni muayene etmeye geldi. Ay ne karısı ne doktoru ya? Benim ben Hülya. Hangi Hülya? Ot çiğit mi? Avşar mı? Ha? Ay olamaz. Kafa gitmiş. Baba kayışı koparmış. Ne olmuş ne olmuş? Kayışı koparmış. Biz kibarca hafızasını kaybetmiş diyoruz. Allah! Anam kafa gitti. Aa, Zürtü Bey amca iyi misiniz? Çağdaş. Bana Çağdaş mı dediniz? Öyle biraz demlendik de. Afiyet olsun canım. Yarasın. Yarın bir ara muhasebeye uğrayın da hesabınız kapansın. Ne diyor bu ya? Kovuldunuz diyor Emine. Seni bırakmayacağım. Baştan alırsak uzar gider bu konuşma. Geç oldu ben kalkıyorum. Otur. Aa. Otur dedim. Küstahlaşma. Gidiyorum dedim de giderim. Ah! Bırak kolumu acıtıyorsun. Artık geri dönüşün yok Sema. Otur şuraya. Ne? Bana silah mı çekiyorsun? Seni kaybetmemek için her şeyi yaparım. Defol hayatımdan. Defol git diyorum. Defol. Dayan Sema geliyorum. Şimdi görürsün sen. Sen de göreceksin. Gel bakalım. Bana bak. Ay yapma. Sema'nın gölgesi misin lan? Ne dolaşıyorsun peşinde? Ya sen de çok oldun ha? Ya yapmayın ne olur. Bana mı söylüyorsun lan? Kaan! Bırak! Bittin! Bittin sen oğlum bittin! Kaan Sema. Ne olur yapma! Kaan değmez bırak gidelim! Kaan! Görürsün sen! Sema! Kaan! Ne olur gidelim! Kaan! Kaan! Tamam. Tamam özür dilerim. Beyefendi lütfen hesabı öder misiniz? Getir. Kızdın mı bana? Yok canım. Olay çıkmasını istemezdim ama o yermanın sana dayılandığını görünce birden film koptu. Kontrolümü kaybettim. Tamam ya senin suçun yok. Bütün kabahat benim. Çok mu seviyorsun? Kimi Tamer mi? Güldürme beni Allah aşkına. O zaman... O da seni ağlatmış. Ben onun için ağlamıyorum ki sinirlerim bozuldu. Hep onun için niye ağlayayım ki evli barklı adam. Ayrıca evli olmasa da fark etmez çünkü tipim değil. 10 tane gönlüm olsa birini bile verme onu ben. Tamam. Gidiyoruz Sema. Nereye? Bir nevi meçhule. Yani şimdilik bilmiyoruz. İzin kopardınız sabah sabah. Benle kafa buluyorsunuz değil mi? Yok vallahi biz kovulduk. Ne? Buraya kadarmış Sema. Hoşça kal. Canım arkadaşım benim. Ah! Bu Kaan da fazla oldu vallahi.
abla. Şimdi gidip... Dur Sema. Bizi Kaan Bey değil Zühtü Bey kovdu. Siz de onun lafıyla tası tarağı toplayıp gitmeye kalktınız ha? Alemsiniz çocuklar valla. Kesin konuştu ama. Yandı stajım, ben ne yapacağım ya? Aman Emine, o zavallı ne dediğini bilmiyor ki. Doğru ya. Sen onun hafızasına kavuştuğunu bilmiyorsun. Ne? Zühtü Bey iyileşti mi? Evet. Aklı başında olarak kimsenin etkisi altında kalmadan kendi hür iradesiyle kovdu bizi. Çekin gidin dedi. Megafonlu canavar. Ali Kıran baş kesen havalarında gezen, dolaşan, cimri, aksi, huysuz adam. Bana bakın. İnsan patronuna bir alasmanlık demedin. Hayır duasını almadan çekip gider mi be? He? Hadi bu kız yeni. Seninle buncalık hukukumuz var. Ayıptır be. Şey, biz vedalaşacaktık da. Sabah sabah bizi görüp sinirleri zıplamasın diye şey etmedik. Ay ne düşünce çocuklar değil mi Zühtü Bey? Ya maşallahları var. Şey, kabahatimizi biliyoruz tabii. Yani biz de sizin yerinizde olsak aynı şeyi yapardık değil mi? Evet, bu yüzden sizden nasıl özür dileyeceğimizi bilmiyoruz. Elimi öpüp başınıza koyacaksınız. Bunu da bilmiyorsanız yuh size yuh. Öpeyim Zühtü Bey. Ben de öpeyim Zühtü Bey. Özür dilerim. Oğlum yavaş lan Allah. Tamam aldım, kabul ettim. Hadi bakayım işinizin başına. Hadi. Şimdi sen temizlik dışında çamaşırhaneye de bakacaksın. Sen de bir sene boyunca ağzına zam lafını almayacaksın. Tamam mı? Yoksa aha kapı. Aa Zühtü Bey gerçekten iyileşmiş. Kim geldi? Durun, durun ben kaçacağım. Çok özlemişim burayı. Aman efendim, aman efendim. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zühtü Bey. Şanşante. Anşante Zühtü Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canlarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Aa. Ben neyim burada ayol? Trafik lambası mı? Ben de hoş geldim. Huu. Hoş geldin. Hoş geldin. Hayrola Zühtü Bey? Önemli bir şey değildir inşallah. Yok canım, üzerinize afiyet. Ufak bir kaza geçirdim de. Önemsiz, önemsiz. Ay çok yazık. Acıdı mı? Yok canım, hiç acımadı. Bakma öyle, bavullar, bavullar hadi. İzninizle bel boyu çağırayım ben. Bırak şimdi boyu endamı. Hadi al götür, al götür. Hadi, hadi, hadi. Buyursunlar efendim. Buyurun, buyurun, buyurun. Fransız tatil köylerinde böyle zengin mutfak yok. İki gün önce gelseydiniz açlıktan ölürdünüz. Zeytini taneyle veriyorlardı ayol. Berzamut reçeli. Hayırlı mı? Benim imalatım efendim. Birini tarifini verebilir misiniz? Hay hey. Yahu aşçımın başı, şu bahşiş kutusunu daha gönül bir yere koyalım. Bak bir saattir bakayım ha, buna bir kuruş bile atmadılar ya. Boynuna tak öyle gez bari. Aklım fikrim bahşişte. Ya niye öyle diyorsun? Bak masalara çiçekler koydum. Çatalı bir çağ bir güzel parlattım. Emeğimizin karşılığını almak aklımızdur da. Aşçımın başı. Bu yaz geç kaldınız Zülfer Hanım. Özledik valla. Bu yaz fiyortları gezdim. Nasıl fiyortları? Fiyortları Zühtü Bey. Norveç'in fiyortlarını gezdim. Ha, iyidir inşallah. Muhteşem. Yalnız bu mevsimde bile bayağı soğuktu. Ah ah, bizim memleketin gözünü seveyim. Bu mevsimde bile hala sıcak. Zühtü Bey, ben yine rezervasyon yaptırmadan geldim ama... İnşallah boşadığınız vardır. Aman efendim, olmazsa bile sizin için yaratırım. Daha da olmazsa otelin üstüne hemen sizin için bir kat çekerim. Ay, ne pratik zekalı adam. Merak etmeyin Nilüfer Hanım. Sezon başından beri sizin odanızı tutuyorum. Kimselere vermedim. Teşekkür ederim canım benim. Bu ne biçim kahvaltı sofrası Akçıbaşı? Scramble egg bile yok. Aslında yapacaktı da malzeme bulamadı. Niye? Tavuklar grev mi yapıyor? Onları bilmem ama bu gidişle ben greve gideceğim Kaan Bey. 5 çeşit reçel yaptım. Poğaça yaptım. Pasta yaptım. Ama patrona yaranamadım. Bana değil, müşteriye yaranacaksınız. Hani bu masada müsli, hani krep, hani ananas, he? Hani dayak, hani kötek. Ne yapıyorsun baba ya?
Zühtü Bey, sizin hemen odanıza dönmeniz gerekiyor. Başhekim kızacak. Başlatma şimdi başhekiminde, sıpa. Sıpa mı? Maşallah maşallah. Ne olan? Buzdolaplarını defrost mu ettiniz he? O ne ki Zühtü Bey? Yani içini boşaltıp buzdan mı erittiniz? Yok. Ulan o zaman niye varımızı yoğumuzu ortalığa döktünüz he? Benim yüreğimi indirmek için mi? Baba. Minnet tanetine kaldırın şunları. Kaldırın hadi kaldırın. Durumu gittikçe kötüleşiyor. Şimdi de kendini mübayağı müdürü ilan etti. Sus ya. Baba sen iyi misin? Yani iyileştin mi? Ha? Yaptığınız salaklıkları burnunuzdan getirecek kadar iyiyim. Kafan aman hafızan geri mi geldi? Allah'ım bu çocuk kime çekmiş bilmem ki. Ya bana sorarsanız tıpkı size benziyor. Abla hıp demiş abi burnunuzdan düşmüş. Ya bazı huyları aynı. Yani böyle dedum dedok otoriter. Ya konuşma. Bir pas bir kovada su getir bakayım. Hadi. Yapmayın Zuhdi Bey ya. Koca delikanlıyı ha bu milletin içine ıslatmayın. Merak etme kafasına boca etmeyeceğim. Babayı eline verip tuvaletleri paspaslamaya göndereceğim. Ama baba. Kan Bey. Siz şimdi benden deteşan da istersiniz ha? Bak Zuhdi Bey orada durar. İşine bak. Alo, alo. Dikkat, dikkat. Güzel Türkiye dinleme tesislerinin güzel sakinleri. Meteoroloji, meteoformül ama ben. Hava durumuna göre Afrika'dan çöl sıcakları görüyormuş. Onun için sıcaklarda açık renk giyini. Ay bu deli yine piyasaya çıktı. Şapkası dolaşmayın ve... Bol bol soğuk şeyler için. Maşallah ne kadar güzel bir nesil yetişiyor. Leplemeden leblebiye anıyorlar. Evet, güzel kızlarımızın da söylediği gibi marketlerimizden ve mini barlarımızdan bol bol meşrubat tüketin. Hey! Oh ne oluyor ya? Kalksana uyku tulumu. Kalk da hesap ver. Neredeydin dün gece? Ne diyorsun ya sabah sabah? Bir daha sorayım istersen. Dün gece neredeydin? Hava almaya çıktım. Bak ben adam gibi soruyorum. Sen karşında aptal varmış gibi kıvırıyorsun. Hava almaya çıkmışmış. Söyle neredeydin? Ben senin kölen miyim be? Dolaş demişti. Yalnız mı? Yalnız mı diye sordum. Yok. Korumalarım vardı yanımda. Şaklabanlık yapma bana. Onunlaydın değil mi? Sema ile birlikteydin. Allah kahretsin. İkiniz de Allah kahretsin. Bağırma be. Bunun hesabını vereceksiniz bana. Mahvedeceğim sizi. O romantik aşkınızı kabusa çevireceğim. Hangi aşk ya? Hangi aşk? O beni sevmiyor. İstemiyor. Onun gözünde ben bir hiçim artık. Artık beraber olmamız bir hayal. Bitti bu aşk. Bitti. Ay ne güzel bir sabah. Şu Nilüfer Hanım acayip bonkör kadın ya. Emine'ye $50 bahşiş vermiş. Onunla beraber bereket geliyor valla. Eşi, dostu, sosyetik arkadaşları, gazeteciler otelde olup taşacak şimdi. Birkaç güne boş odamız kalmaz. Oh! Onu görünce Zühtü Bey nasıl da keyiflendi değil mi? Tabii ya, kadından büyük avantası var. Geçen sene ortak olup İzviçre'de otel açacaklardı ama bir şey çıkmadı. Sema, şuraya bak. Zühtü Bey'in hışmına uğramış anlaşılan. Kolay gelsin Kaan Bey. Bak tek kelime daha edersem yiyorum. Allah. Şuna bak ya çok matrak bir şeye benziyor. Hoş geldiniz efendim buyurun. Bir kişilik oda istiyorum. Tek kişi kalacağım. Rahat olun beyefendi. Bizden laf çıkmaz. Kaç gün kalacaksınız? Size ne? Hayırlı işler. Rezervasyonlar için kaç gün kalacağınızı öğrenmem lazım. Ben de bilmiyorum. Hüviyetinizi alayım. Niye? Kaydınızı yapabilmek için. Oldu o zaman.
Oho, maşallah maşallah. Çalış yavrucuğum çalış, ne demişler? İşleyen demir ışıldar. Sen de iyisin ki yerlerde ışıldasın. Sonra bal dök yala. Ha? Baba insanoğluna bunu yapar mı ya? Peki oğul hasta babasına senin yaptığını yapar mı? Ha? Oh oh canıma desin. Hadi bakalım çalış çalış. Buyurun 100 numara. Tuvaleti sormadım. Oda numaranız 100 efendim. Peki. Panoramik manzaralı değilse değiştiririm. Evet efendim, tam istediğiniz gibi. Bütün koya ve tesise hakim. Teşekkür ederim. Ha, siz zahmet etmeyin, bel boyu çıkarır. Hayır, hiç gerek yok. Şuralara, şuralara yavrucuğum bak. Şu püskürü arasına yıkasana yavrucuğum ya. Hayır, sana iş buyuranlar. Zevkli Bey. Ooo, aydan vicdanım. Sil yavrum, iyisin. Günaydın Jericho. Nasılsınız bakalım bu sabah? Fena değil. Siz nasılsınız? Gördüğünüz gibi bomba gibiyim. Patlamaya hazır bir bomba. 5 kilo da alırsa gümle yetecek. Deneciğiniz. Hadi kahvaltıya gidelim. Ben size kendi ellerimle küçücük küçücük kuş yudumları yedireyim. Sağ olun, ben o vazifeyi yaptım. Aa, bakın bu olmadı işte. İnsan kahvaltı yapmak için karıcığını beklemez mi? Rahmetli kahvaltıya mı bekleyeceğim? Aman aman aman. Ne o bana gelsin de ben onun yanına gideyim Ajda Müjde Hanım. Ne? Rahmetli mi? Ajda Müjde mi? Ay siz akıllandınız mı yoksa? Halimden belli olmuyor mu? Doğru mu çocuklar? Ay inanmıyorum. Ne güzel evcilik oynuyordu. İyileştirmesi de sevinmediniz galiba. Ha? Ay sevinmez olur muyum canım? En çok ben sevindim. Sevinçten ağlayacağım neredeyse, hatta ağladım bile. Oh, oh, her yere dolu ya, bizim tesise deri ya. Sen gülme, sana gülmek yasak, çalış hadi. Doktor hanım merhaba. Ay, siz anons doktor. Ay durun durun kafam karıştı. Hastane faturasını ödemeden taburcu olduğumu görünce şafak attı tabii. Ay ne diyorsunuz anlamıyorum ki. Sizin gibi çıtı pıtı bir hanım acil durumdaki bir adama nasıl zor kullanır ben de onu anlamıyorum. Ay, kim ben mi? Siz be 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 yapan abiniz. İkiniz bir olup parmağımı kırıyordunuz neredeyse. Kötü bir niyetimiz yoktu. Çok merak ediyorum Hülya Hanım. O kağıda imza atsaydım ya da parmak bassaydım boşlukları nasıl dolduracaktınız acaba? He? Aşk olsun Zühtü Bey. Bana numara mı yaptınız? Ay hiç yakıştıramadım valla. Yok canım. Bak sen. Aa kalbimi kırıyorsunuz ama. Biz size iyiliğiniz için çırpınıyorduk. O kağıt şey içinde. Vah vah geçmiş olsun. Sizde de erken bunama başlamış galiba. Ay evet bunadım. Ay, yani bunaldım. Hava çok sıcak da. Nem oranı fazla. Ay evet bastı beni. Ay kafam yerinde değil. İyisi mi ben biraz yüzeyim? Yüzün efendim yüzün iyi gelir. Hem size hem de sizi seyredenlere. Nilüfer Hanım, bütün mutfak ve servis çalışanları adına hoş geldin ikramımızdır. Buyurun. Sağ olun. Şöyle bakalım. Nilüş, ne kadar hoş değil mi? Bizi müteassıs ettiniz. Yok, biz sana bir şey etmedik da. Hayol Nilüş, bu hala bıraktığımız yerde duruyor. Esprileri hiç değişmemiş. Sen değişmişsin da çok iyi olmuş sanki. Bu sene bütün Avrupa'da böyle kestiriyorlar canım. Uy, sen de mi kestirdin? Oh, güzel olmuş değil mi? Vallahi orasını bilemeyiz oğlum. Tonguç, sırtıma biraz yağ sürdü.
Hayol hangisinden süreyim? Fransa'dan aldığımızdan mı? Olabilir yavrum, olabilir. Olabilir, olabilir. Maksat sırtınız yanmasın. Hayol sana ne oluyor be? Bana işimi mi öğreteceksin? Yo, haşa. Ben senin işini hiç beceremem. Başka bir emriniz yoksa ben çekilebilir miyim efendim? Tabii tabii. Bak işine. Öyleyse izninizi istiyorum. Gidebilirsin. Bir emriniz olursa ben hizmetinizdeyim efendim. Saygılar efendim. İyi dinlenceler, iyi tatiller. Ben de hemen... Düştüm da. Uganda çimidiye ektik, Trakya'nın ayrı kotu çıktı. Sökülmüyordum, mübarek. Baba, baba. Ne oldu, akşam Kanarya gibi şakıyordun. Gene dilini mi yuttun? Baba, baba, yo baba. İnkar etme, inkar etme. Baba, 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 baba. Yeter be, kes palavrayı. Asıl palavracı sensin. Kayış kopmuş numarasıyla herkesi kekledin. Fena mı oldu? Bak nasıl takkeler düştü, keller göründü. Helal olsun vallahi, takdir ettim. Ha, bükemediğin bile öpeceksin. Doğru dedin. Şimdi de doğruyu söyle bakayım. Niye dilsiz numarasına yatıyorsun? Ben mi? Haşa, numara falan yapmıyorum ben. Ne yapıyorsun peki? Ses tellerini mi dinlendiriyor? Bazen böyle şey oluyor yani, konuşacağım diye ağzımı açıyorum. Tam gelecek gibi oluyor, sonra gidiyor. Allah, geliyor. Yok yok, gidiyor. Anladık, gidiyor da neden gidiyor onu anlamadım. Şeyden gidiyor, heyecandan heyecandan. Ne var bunda heyecanlanacak? Ah, ah. Aşk var, aşk. Vay Kürtor vay, aşık mısın sen he? Hem de sırılsıkla. Peki kim bu tarihli kız? Bizim Koyden mi? Hı. Adı ne? Sana ne? Ajda Müjde mi yoksa? Yok be, Figen. Gel şuradan inelim ha. Gidelim. Ne? Figen mi? Hani şu Terelerli'nin ablası. Allah için güzel kız ama. Ah, dilsiz konuştu. Ben sana konuşuyor demiştim ama inanmamıştım. Bak gördün mü? Yine senden bahsediyor ha. Çok seviyorum. Seviyorum ama söyleyemiyorum. Oğlum bu gidişle hasta olursun sen. Bak içini rahatla. Ah Figen ah, yaktın beni ah. Ah. Hadi bakayım bir daha. Seni seviyorum Figen. Oh be. Gidelim Çağdaş. Dur ya, biraz daha dinleyelim. Çok ayıp, yürü. Tamam ya, tamam. Aşığım sana Figen. Tamam tamam, suyunu çıkartma. Oh be, rahatladım Zülfü baba. Senle ben günde 5 dakika konuşsam bülbül kesilirim vallahi, bülbül. Boş ver şimdilik, bülbül ötüşü kadar olarak kal. Ya hindi gibi düşündün durdun, yeter artık ya. Kime ne zararım var? Kimseye değil Sema, zararın kendine. Ben halimden memnunum. Çok inatçısın. Biliyorum, her şey şu 5 para etmez adam yüzünden. Barış lütfen. Tamam. Barış, gelir misin biraz? Geliyorum Kaan Bey. Oo, paspaslıktan terfi etmiş herhalde. Herhalde. Gidip bakayım ne isteyecek yine. Teşekkürler. Evet, yeni geldik. Ay, menajeriniz pek tatlıymış. Menajer? Beyefendi menajeriniz herhalde. Yok. Tonguç benim yardımcım. Ha, neyse. Tam zamanında geldiniz. Birkaç hafta sonra bu güneşin keyfi biter. Evet, biliyorum. İnanır mısınız? Avrupa'nın hiçbir yerinde alamıyorum bu tadı. Hmm,
Çok geziyorsunuz demek. Mecburen. Çoğu iş gezisi oluyor. Arada bir vakit bulup da tatil yapabilirsem ne âlâ. Pardon, ne işi bu? Holding sahibiyim. Yönetmek zorunda olduğum yurt dışı bağlantılı birçok işim var. Vah canım vah. Ay bilirim, zor iştir. Yani böyle insanı çok yıpratır. Bilmez olur muyum? Ay ne güzel çanta. Nişantaşı'ndan mı aldınız? Ah ne güzel söylediniz. Nişantaşı'nda şöyle bir gezmeyeli neredeyse yıllar oluyor. Ben bunu Barcelona'da bir sokak satıcısından aldım. Ooo! Oralarda sokak satıcısı böyle şeyler mi satıyor? Oranın sosyetesinin yeni gözdesi sokak satıcıları. Artık hiç kimse mağazalara gitmiyor. Ay biz nicedir gidemiyoruz zaten. Efendim? Ne dediniz? Mağazalardan çıkmıyoruz diyordum. Üzerinize afiyet marka tutkunuyumdur. Markasız tuvalete bile gitmem ben. Ne yapıyorsun sen burada? Atık gemiye incir mece filan arıyorum. Hay Allah'ım. Niye bulabildin mi bari? Aman ne komik. Vuruştum baksana. Hamilemin yüzü gibi o der tarafım. Ben de çıkayım şuradan. Niye paparazziler mi var etrafta? Allah Allah. Dur ya nereye kaçıyorsun? Allah Allah. Şşşt baksana. Var mı diyorsun? Sana diyorum. Sana bir şey soracağım. Ha sor ama çalışmadığım yerden olmasın zorda olmasın bilemem bak sonra. Tamam. Şuradaki var ya. Şuradaki iki ne diyorsun? İki kadın diyorum. He doğru dedin. Onlar iki kadındır. Doğru bildin aferin sana. Şu taraftaki kaç gündür burada? Hangisi? Soldakini diyorum. Tanıyor musun? Uy sen de mi Karadenizlisin? Allah kahretsin benim de aklımı karıştırdın. Cevap ver bana. Tanıyorum tabii ya. Nilüfer Hanım'dır o. O bizim müessesenin veli nimeti. Zuhdu Bey'in de göz bebeğidir. Bir şey daha soracağım sana. Soramazsın. Çünkü müşteriden müşteriye müessesemizde açıklama yapmak yasaktır. Hadi eyvallah. Bir daha bulamazsın bu fırsatı bak. Bak. Piyasada 100 milyona alamazsın bu pantolonu. 100 milyona pantolon arayan kim Kaan Bey? Bak dün ben bunlara dünyanın parasını verdim ama sonradan hoşuma gitmedi. İstersen sana 25'i bırakırım bu pantolonu. Gerçekten çok güzel ama ben pantolon aramıyorum ki. Bak Barış en son 20'ye olur. Kelepir bu pantolon ya. Kaan Bey benim pantolona ihtiyacım yok. Ayrıca kesilip biçilen kuşa dönen maaşımla bu yaz hiç alışveriş yapmayacağım yani. O zaman sen bunların hepsini resepsiyonda tezgahın üzerine yay, gelip geçenlere satarsın. Ama Kaan Bey yapamam. Niye? Ben satış elemanı değilim ki. Dilin dönmez öyle şeylere. Bunları alıp satıyorsun, parasını da bana getiriyorsun. Babamın harçlığımı kestiğini de kimseye söylemiyorsun. Tamam mı? Tamam. Ha. Milyon almazsın he? Dur be kızım dur be dur. Niye koşuyorsun kimden kaçıyorsun anlasana. Ay şu yeni gelen kadın var ya benim eski bir tanıdığım. Pek hoşlanmam da karşılaşmak istemedim tamam mı? Şişt, gel çabuk gel gel. Ne oluyor yahu? Buradan gidiyoruz hemen toparlanın. Toparlanın ne diyorsun be? Buradan gidiyoruz. Yazıp da mı vereyim yoksa e-posta mı alırdınız? Hadi hadi. Alo, iz üzerindeyim patron. Zühtü Bey'le aralarında bir şeyler olduğuna dair önemli deliller topladım. Umarım afiyettesin Nilüfer Hanımcığım. Ne oldu canım, bir şey mi oldu? Aa, yok ayol, öylesine baktım. Megafonun içinden ne olur ki? Niye bakıyorsun anlamadım. Ben senin megafonuna baksam hoşuna gider mi? Memnunsunuz değil mi Nilüfer Hanımcığım? Teşekkürler Zühtü Bey. Sizin tatil köyünüzde iyi olmamak mümkün mü? Her zamanki gibi her şey çok güzel. Bir emriniz olsa şey edin, tuşa basın, zile basın, garson gönderin, buraya gönderin. Ben hemen şıp diye gelirim. Nasılsınız Zühtü Bey? Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
Alo, alo. Sadece alo sevgili misafirlerimiz. Megafonun çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Ama bir kadın daha var patron. Anlayacaksın, burada gönül işleri biraz karışık. Aslanım, işin aslını öğren ve gerekirse zühdünün hesabını kes. Hadi, hadi. Saklanmayın, ne bekliyorsunuz? Ya çok ani oldu, hala şoktayız. İki parça eşyam var zaten, hemen toparlanırım. Niye şimdi biz paldır küldür gidiyoruz, anlamadım ki. Tatil bitti. İyi güzel de nasıl gideceğiz? Geldiğimiz gibi. Doğru. Geldiğimizde para yoktu. Şimdi de yok. Hesabı nasıl kapatacağız? Evet, 5 kuruş paramız yok. Gidemiyoruz, kaldık. Aramızda en kirli çıkı sensin. Sökül bakalım paraları. Çıkı bile kalmadı. Ne kirlisi. Ya gitmeyelim, ne güzel. Biz gibi tatil işte be. Boşuna debelenme Tilki. Gidiyoruz. O kadar. Bana uyar uymasına da dediğim gibi. Mangır yok. Çıkışımız zor olur biraz. Gidip Zühtü ile konuşayım ben. Artık bir yalan bulurum. Ben gelene kadar da toparlanın. Hadi. Oğlum ne adamsın be? Niye ki? Niye üzülmedin? Farkında değilsin galiba, gidiyoruz. Farkındayım. E niye bir şey söylemiyorsun? 10 şey söylesem de aynı olur. Hem benim için fark etmiyor artık. Sema sevmedikten sonra gitsem de bir kalsam da. Hatta gitsem daha iyi. Oo, ikiye karşı bir. Gidiyoruz, elimizi ver. Hadi yürü. Resepsiyonist. Benim bir adım var. Aa, öyle mi? Unuttum, neydi adın? Sema. Ha evet. Neyse, Zühtü Bey'i arıyorum. Buralarda mı? Ben göremiyorum. Demek ki buralarda değil. Aman ne komik. Ya? Sen benim en güvendiğim elemanımdın Hülya. Her gün gelir masajımı yapar, beni rahatlatır. Sonra usulca çekip giderdin. Biliyorum efendim. Seni hiçbir zaman masözüm olarak görmedim. Ailenin bir ferdi gibiydin. Maddi bakımdan da hiç mağdur etmedim seni. Evet, sağ olun. Peki niye hırsızlık yaptın Hülya? Neden çaldın mücevherlerimi? Şeytana uydum. Sonra çok pişman oldum ama... Madem pişman oldun, niye geri getirmedin? Getiremezdim. Paraya ihtiyacım vardı. Sattım. Rahmetli eşimin hatırası olan yüzüğü de mi? Hani şu yakutlu süper parça? Evet, onu da. Sen o mücevherlerle beraber anılarımı da çaldın. Her parçanın manevi bir değeri vardı. Anlıyorum. Haklısınız. Pişt, ufaklık. Gözlüğü versene bana. Bana ne vermem? Paramı çalsaydın inan bu kadar hırslanmazdım sana. Biliyorsun mücevher en büyük tutkundu benim. Ah, hala da öyle. Evet. Her yurt dışı seyahatimde kuyumcuları gezip en nadide parçaları topluyorum. Bu pırlantalı saat nereden? İsviçre'den. Özel yapım. Koleksiyonumun en değerli parçası. Tam 120 bin dolar. Yok ya. Şey, yani iyi para. Polis seni bulamayınca yurt dışına kaçtığını sandım. Nerede saklandın merak ettim. Sürekli yer değiştirdim. Hayatım kabusa döndü. Bu gençlik hatasının bedelini çok ağır ödedim. Daha ödemedin canım. Ödeyeceksin. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Sen de bütün suçlular gibi cezanı çekeceksin. Abla, bak aklıma ne geldi. Yine yumurtlayacaksın benim cin fikirli kardeşim. Söyle. Abla, ben bu kumdan kaleyi yapıyorum ya. Bu hiç sağlam durmuyor. Bak kale gibi değil. Elleyince bile yıkılıyor. Bak yıkıldı işte. Oysa kaleler sağlam olur değil mi? Kaleler şehirleri, insanları korur. Bu hiç sağlam değil işte. Bu kalede insanlar yaşamayacak ki çağdaş. Bunlar vakit geçirmek için yapılıyor. İnsan kalesine güvenmeli. O beni korur demeli. Sevgililer, eşler de öyle olmalı değil mi abla? Eğer öyle değilse bırak yıkılsın gitsin zaten. Değil mi abla? Öf çağdaş. Bu kumdan kale... Aaa! Kaleme böcek kondu abla. Uç uç böceği. Uç uç böceği.
Baba baba. Gerek yok, gerek yok. Rahat konuşabilirsiniz. Nasıl yani? Zühtü Bey'le konuşmalarınızın bir kısmına istemeden kulak misafiri oldum. Her şeyi öğrendiniz yani. Bir kısmını diyelim. En azından bazen konuşabildiğinizi duydum. Evet ama çok heyecanlandığım zaman ve özellikle bazı şeyler içime attığım zaman tekrar ortaya çıkıyor. Benimle de konuşuyordu abla. Ama demek ki benimle konuşurken hiç heyecanlanmıyordu. Neyi içinize atıyorsunuz ki? Size olan duygularımı. Uzun zamandan beri böyle bir şey hissetmemiştim. Ben unutmuştum bunları. Aa, bak uçuş böceği görüyor musun? Bak bazı şeyleri yani duygularımı bir bayana karşı olan şey söyleyebilmek için yani... Ya hemen yıkılıyor. Bunun neresi kale? Anlaşıldı, konuşamayacağız. Akşam bir ara devam ederiz, olur mu? Ama maalesef biz ayrılıyoruz otelden. Uçuş böceği. Aa öyle mi? Kısmet değilmiş demek. Bak uçuş böceği. Ne olur ne olur polis haber vermeyin Dilifer Hanım. Yalvarıyorum size ne olur. Adalet yerini bulmalı canım. Rezil olurum. Kocam benim hırsız olduğumu öğrenirse terk eder gider. Hayatım kayar. Bütün bunları beni soyarken düşünecektin canım. O olgunlukta değildim ki ben. Ben size özendim. Sizinki gibi şaşalı bir hayatım olsun istedim ama olmadı işte. Olmaz tabii. İnsanı ancak emeğinin karşılığını mutlu eder. Bak bana, tek başına bir kadınım. Servet sahibiyim. Herkes benim bir rantçı olduğumu düşünüyor ama ben çalışıyorum. Fabrikalarımı denetliyorum, yurt dışı temsilciliklerimi kontrol ediyorum. Alın terimi döküyorum. Şimdi benim de işim gücüm var. Ben de çalışıyorum ama siz beni ele verirseniz işim, eşim, itibarım hepsi uçar gider ne olur. Ne olur. Şşş, sakin ol. Hüküm giyersen mahvolurum ben. Utancımdan ölürüm. Bebeğimi hapishanede doğurmak, o soğuk duvarların arasında büyütmek zorunda kalırım. Sen hamile misin? Evet, 5 haftalık. Daha eşime müjdeyi veremeden ilk size söylemek zorunda kaldım. Ay ne olur Nilüfer Hanım, bana acımıyorsanız doğacak bebeğim acıyı yani. Kız olursa adını Nilüfer koyabilir miyim? İzin verir misiniz? Tabii koyabilirsin. Yani beni affettiniz değil mi? Tamam. Tamam affettim, ağlama. Bebeğin de özür dilerim. Sağ olun Nilüfer Hanım. Ay çok sağ olun. Yapma. Size minnettarım. Alo. Vallahi patron, buradaki ilişkilerden 2 tane Dallas, 3 tane cesur ve güzel çıkar. Şimdi bir kız daha çıktı. Adı Hülya. Araştırmalarıma göre Zühtü Bey'in sevgilisiymiş. Şimdi Nilüfer Hanım'a sevgilisini bırakması için yalvarıyor. Ama zırıl zırıl ağlıyor kızcağız. 2 gözü 2 çeşme. Görseniz sizin de yüreğiniz parçalanır patron. Ben de ağlayacağım neredeyse. Zühtü mü? Ya canım ne yakışıklısı. Camiyle beraber mihrabı da yıkılmış. Tamam patron, sonra arayacağım ben seni. Buyurun. Bir dakika beyefendi. Telefon sana. Efendim. Söyle. İşim var, sonra konuşalım. Bu son zaten. Bir daha sesimi duymayacaksın. Biz bugün dönüyoruz. O zaman iyi yolculuklar diliyorum sana. Çıkış belgelerinizi ve faturayı hazırlarım. Sana yaşatmak zorunda kaldığım her şey için özür dilerim Sema. Çok daha iyi şeylere layıksın.
Umarım iyi bir yuva kurar ve mutlu olursun. Seni hiç unutmayacağım. İyi dileklerin için teşekkürler. Umarım sen de kendine daha temiz bir hayat kurarsın. Hoşça kal. Gidiyor mu? Evet, gidiyor. Bu ikiniz için de en iyisi Sema, inan bana. Ya o zaten seni mutlu edemezdi. Hak etmiyor seni. Onu çok seviyorum Barış. Sema. Bak, sevmek bazen de vazgeçebilmektir. Hadi toparlan biraz, müşteri falan gelir. Ha? Canım acıyor. Biliyorum, biliyorum. Geçecek, hepsi geçecek. Böylesi daha iyi oldu. Daha az acı çekeceksin. Hadi yüzünü yıka. Ne o, jeton yeni düştü galiba. Hülya'nın korkusundan demin belli edemiyordun üzüntünü. Ne korkacağım ya? Niye gizli gizli ağlıyorsun öyleyse? Canım şimdi ağlamak istedi ondan. Gelme üstüme tilki. Aslında ben de ağlamak istiyorum ama üşeniyorum. Hülya da niye çıkardı şimdi paldırıklı gitmeyi anlamadım. Niye meraklısın bu kadar kalmayı anlamadım gitti. Oğlum birkaç gün daha kalsaydık Figen'le ilerletecektik işi. Şansına küs. Aa, toplandınız demek. Öyle emrettiniz ya. İyi güzel. Şimdi de boşaltmanızı emrediyorum. Ne? Nasıl yani? Gitmiyoruz. Boşaltın valizleri. Yaşasın. Ne güzel gidiyorduk. Yine ne oldu? Ben şahsen çok memnun oldum. Hemen boşaltıyorum kumpanizlerimi. Niye vazgeçtin? Yeni bir planım var. Plan mı? Ne planı ya? Yaz bitti, senin planların bitmedi. Birimizin kafasını çalıştırması gerekiyor. Ne acı ki bunu benden başka yapacak kimse yok. Neyse, dinleyin. Şimdi şu yeni gelen kadınlar ya. Zülfü Bey. Zülfü Bey, bir dakika bakar mısınız? Baktık canım, ne oldu? Bir dakika, megafonunuzu kullanabilir miyim? Olmaz canım, olmaz. Megafonsuz Zülfü'nün hayat damarları kopmuş demektir. Sadece bir iki dakika. Olmaz yavrucuğum, olmaz. Allah Allah. Ne yapacağım ben şimdi? Ne megafonsuz olmaz ki. Peki megafonu verirken ne yapacaksın? Duyuru yapacağım efendim. Ne duyurusu? Akşama Türk gecesi yapacağız da. Ha, o zaman verelim bakalım. Ne de olsa vatana, millete hizmet bir şey yapıyorsun. Al bak, dur dur. Dur oğlum bak, elin her tarafa basma. Dur. Heh. Al bakayım, bir tutayım sen yapan olsun o. Güzel. Sayın konuklarımız, bu akşam otelimizde Türk gecesi düzenlenecektir. Siz de boş boş oturmayalım, biraz da eğlenin diyorsanız en güzel şovlarla, en güzel eğlencelerle sizleri bu akşam havuz başına bekliyoruz. Hepinize iyi günler. Bana bakın, güzel şeyler yapın, beni rezil etmeyin ha. Çok önemli misafirlerimiz geldi. Merak etmeyin Zülfü Bey. Hadi güle güle, kolay gelsin, kolay gelsin. Ay ne güzel, akşam birlikte eğleniriz değil mi Zülfü Bey? Evet, eğleniriz ama ayrı ayrı. Aa, niye ki ne? Ben özel konuğumla ilgilenmek zorundayım. Kimmiş o? Bugün gelen Nilüfer Hanım var ya, o işte. Ay o hepimiz gibi müşteri o da. Ne özelliği var? Benim gibi çantasını pazardan alıyor o da. Ne farkımız var? Benim için altın yumurtlayan bir tavuktur o Ayda Müjde Hanım. Ünü bütün ülke topraklarını açmıştır. Çok zengin bir kadındır. Ay aynı ben. Sadece ünü değil, kendi ülke topraklarını açmıştır. Sık sık yurt dışına çıkar. Bir gün Paris, bir gün Milano, bir gün New York, bir gün New York. Dolaşır durur. Uçak tutmasa ben de giderim, ne olmuş? Her sene gelir, doğum gününü bizim otelde kutlar. Aa, ayol istediğiniz olsun, ben de kutlarım. Hatta menajerlerimkini bile burada kutlarım. Nilüfer Hanım her doğum gününde büyük bir parti verir. Ne kadar gazeteci, medyacı, televizyoncu varsa hepsi otele dolar. Bedavadan reklam buz olur. Anlıyorum. O zaman ben gidip bakacağım ki organizmanın, organizmanın... Orgeneral ama ben organizasyonun hazırlıklarına başlayayım. Görüşmek üzere. Bu senin işin Tilki. Koskoca kasayı soyduktan sonra bunu havada karada soyarsın. Maalesef ben bu işte olamayacağım. Ne? Bana karşı mı geliyorsun? Affet. Bugüne kadar senden bir şey istemedim. Bu seferlik beni mazur gör. Hayır efendim. Gidecek ve o odayı soyacaksın. Kusura bakma. Gidemem ve soyamam. Yeter be. Tartışmayın. Ben giderim. Ay
Ay, sen soygundan ne anlarsın be? Niye canım? Bugüne kadar bir şeyler kapmıştır. O hiç yapmadı ki bu işi. Hatta aldıklarımızı geri götürüyor. Bak, yakalanırsan tanımam ona göre. Tanımazsan tanıma. Kaybedecek neyin var ki? İyi, benden haber bekle. Ortam müsait olduğunda sana sinyal göndereceğim. Tamam. Sana da bu keleğin hesabını sonra soracağım Tilki Efendi. Hadi düş önüme, gidiyoruz. Size şu masayı hazırlattım. Efendim hoş geldiniz. Buyursunlar. Teşekkürler. Siz de buyurun isterseniz. Lütfen siz buyurun. Ha, madem ki buyurdunuz ben de buyurayım. Bu nazik daveti reddedecek değilim herhalde. Oğlum bakar mısın? Buyurun buyurun beyefendi. Şu bardakları doldur bakayım. Ben doymadım ya. Neyse tatlıydım. Doyarım. Ay senin gözün aç gözün. Hiç doymuyor ki. Ay dinime küfür eden Müslüman olsa bari. Sen kendi haline bak. Aa siz gitmediniz mi? Ay yani gidecektik gidemedik kaldık. Ne güzel. O zaman kumsalda yarım kalan konuşmamıza devam ederiz değil mi? Tabii memnun et hay hay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Maşallah. Maşallah. Senin dilin de çözülmüş. Ne oluyor? Anlat. İyi şeyler oluyor, iyi şeyler. Tatlı almayacak mısın? Kaldın mı yine tek başına? Bana bak oğlum, yemekler lezzetli çıkmazsa ikinci öğünü Sibirya'da yaparsın ona göre. Aa, her şey çok güzel Zühtü Bey, öyle demeyin. Siz bunları bilmezsiniz Lüfer Hanımcığım. Dizginleri bir gün salın, ikinci gün hemen arkanızdan iş çevirirler. Kazaklar, pantolonlar, masaya ayak uzatmalar, duvara resim yapmalar. Efendim, duyamadım sizi. Kabaklar patlıcanlar diyorum, çok lezzetli görünüyorlar. Bak bakayım bana. Nasıl servis etmekmiş ha böyle? Hülya Hanım'ın masasına çatal bıçak yok. Ha Ajan Kılıklı'nın masasına su yok. Ulan sen ne ediyorsun? Çalışmayayım mısın? Bana bak şef. Anlamadım, duyamadım. Tamam tamam, getiriyorum. Aferin ha böyle. Akilli ol canımı ye. İyi akşamlar Zühtü Bey, Nilüfer Hanım. Aa ne güzel, yemeğe oturmuşsunuz bile. İyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar. Ben sirayet etmeyeyim. Şöyle bir yere gideyim oturayım. Dağdan gelip bağdakini kovmak buna derler işte. Merhabalar Ajda Müjdan. Buyurun oturabilirsiniz. Nasıl kurum kurum kurulmuş görüyorsun değil mi? Yok Fransa'dan gelmiş, yok Barcelona'dan çantalar almış. Ay o senin çantalar kafanda parçalansın inşallah. Ay ne çantası Ajda Hanım? Aklınca kibar görünüp adımdan bunu çekecek. Her tarafı mücevher dolu. Takmış takmış takmış. Güzel. Kuş yuvada demek. Ay iştahım kaçtı bunların yanında. Ben yiyemeyeceğim. İyi akşamlar. Tekrar iyi akşamlar. Tesislerimin büyüklüğünü o güzel gözlerinizde görmüştür. Dünyada böyle büyük... Merakımı affedin ama ne oluyor? Bir rahatsız eden falan mı var? Öyle ses söyleyince bakalım icabına. Sormayın Zühtü Bey. Bir dönem iş yaptığım iş adamlarından biri. Tebelleş olduk kurtulamıyorum. Vay edepsiz. İstenmediği kapıyı niye tırmalıyor ki ne? Bakın yine arıyor. Aman arasın dursun. Yeni mi çıktı bu bela? Geçen sene yoktu böyle birileri. 7-8 aylık bir mesele. Kurtulamıyorum. Numaranızı değiştirseniz diyorum. Ha? Değiştirmez miyim? Ama her seferinde buluyor. Pek de ısrarcı desenize. Sormayın. Buyur patron. Görevde misin? Evet evet görevdeyim. Görüş alanında mı Nilüfer? Evet tam karşımda. Niye açmıyor telefonu? Zühtü ile işi iyice pişirdiler. Baş başa yemek yiyorlar. Şansını fazla zorluyor bu Zühtü denen zırtapoz. Bir saniye bile gözünü ayırma. Hiç merak etme patron.
Bu akşamdan itibaren canlı yayına geçiyorum. Nur topu gibi kasetler göndereceğim sana Nilüfer Hanım'ın odasından. Aferin, iyi çalışıyorsun. Kolay gelsin. Ne var? Güzel konuş, nazik ol. Nezaket dersi vermeyi bırak da söyle, ne yapıyoruz? Ben burada eğleniyorum şekerim. Bir şeyler yapacak olan sensin. Tamam, tamam. Söyle, ne zaman başlıyorum? Tam yarım saat sonra o 120 bin dolarlık saati istiyorum. Başka ne varsa da kap getir. Saat ya kolundaysa? Takmamış bu gece. Bak, onu almadan gelirsen sana ne yaparım biliyorsun değil mi? Tamam, kes tantana, işimiz gücümüz var. Daha işi bitirmeden dilin uzadı. Bak, bir kelek olursa bozarım fiyakanı. Olmaz, merak etme. Olmaz dedim ya. Hadi beni meşgul etme. Vay be. Güzel Türkiye'm tesislerin değerli misafirleri, bu güzel yaz akşamında sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Hepiniz hoş geldiniz. Müthiş bir kalabalık var. Bu gece birbirinden yetenekli, değerli animatörlerimiz sizlere müthiş bir gösteri hazırladılar. Ama önce kim geliyor? Kanto kraliçesi Huysuz Angel geliyor alkışlarınızla. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Kola. Gel bakayım. Bu temiz. Sen ver bakayım yavrum. Bu da. Afiyet olsun. İyi akşamlar Ajda Müjde Hanım. Ah, iyi akşamlar. Evleniyor musunuz? Evet, harika bir... berbat bir gece. Ay Zühtü Bey, ben buradayım. Ne kadar güzel. Nilüfer Hanım. Şaşantı. Kendi kendine gülenlere ne denir biliyor musun? Ben kendime değil şekerim, sana gülüyorum. Ay bakar mısın? Buyurun Ajda Müjde Hanım. Bana bir tane içki getir. Çok zor Ajda Müjde Hanım, çünkü Nilüfer Hanım'a bir tane kokteyl hazırlamam lazım. Ay buranın iyice çivisi çıktı artık. Utanmadan bile müşteri ayırıyorlar. If I were to leave you, I would die.
Şu ay ışığı mehtabının parlaklığına, şu yakomozların kırıltısı insanı mest ediyor yani. Manzara harika. Siz yanımda olmadıktan sonra manzara beş para etmez. Sizin de diliniz bir çözüldü, pir çözüldü maşallah. Aa, size okumak için şiir ezberlemiştim ama heyecandan unuttum. Şiir sever misiniz? Eskiden sevmezdim. Ama sizi tanıdıktan sonra ben bile şair kesin. Kafamda böyle romantik mekanlar oluşturuyorum. Sizi bir köşesine oturtuyorum. Sonra cafcaflı laflar söylüyorum. İşte oluyor şiir. Ya siz böyle şeyler söyleyince üzülüyorum. Gülüp dalga geçmenizden iyidir. Kimsenin duygularıyla alay etmem. Ama boş hayallere de kapılmanızı istemem. Kibarca sizi sevemem diyorsunuz. Haklısınız. Sizin gibi genç, güzel, kültürlü bir kız beni ne yapsın? Yanlış anlamayın. Sizin kişiliğinizle bir ilgisi yok. Ben aşk defterimi kapattım. Yırttım attım. Hatta yaktım. Yeni bir defter açın. Hani bembeyaz, çizgisiz. Harita metot. Onun da karalamalarla dolacağından korkuyorum. O kadar kırıldım, yıprandım, yaralandım ki. Hangi hıyar, yani affedersiniz. Sizi kim üzdü bu kadar? Ondan bahsetmiyorum. O zaman bu defter meselesine geçsek? Yok, geçmesek. Kalkıp gitsek en iyisi. Şöyle küçücük bir ümit kırıntısı da mı yok? Üzgünüm. Eller yukarı! Sen! Eller yukarı dedim abla. Adamın boynuna dola demedim ki. Aşk olsun Çağdaş. Ödümü patlattın ya. Tamam, rahat. Çözülebilirsin. Ben özür dilerim. Ben de. Ben de. Nasıl, eğleniyor muyuz? Oo, süper. Size söylemiştim, müthiş bir gösteri var demiştim. Şimdi aramızda çok değerli bir sanatçı konuğumuz var. Kendisi tatil köyümüzde şu an tatilini geçirmekte. Ama belki de bizi kırmaz. Sizler için bir şarkı söyler. Ajda Müjde Hanım, ne dersiniz? Ay, alkışları duyuyorum. Belki olur mu? Ses yok. Ajda Müjde Hanım, sizin tadı ihtiyacınız mı var? Ne olur gelin, alkışlar eşliğinde Ajda Müjde. Peki o zaman. Benim aziz dinleyenlerim, sizlerle birlikte olmaktan tabii ki çok mutluyum. Ama maalesef sazlarımı getiremedim bu gece. Aniden geldim. Sizler için ufak bir bukle, bir şarkı söyleyeyim. Yıldızların altında desem bana eşlik eder misiniz? Teşekkür ederim. Benim gönlüm sarhoştur. Yıldızların altında. Olamaz. Konuşuyor. Yani söylüyor. Şakıyor, şakıyor. Yaşa, var ol, nur ol be. Yansa da, ecel beni alsa da. Kapansa da yıldızların altında. Thank you.
Sanatçılara ayıp olacak ama benim kalkmam lazım Zühtü Bey. Ya ne kadar güzel eğleniyorduk. Yorgunum. Yarın da erken kalkmam lazım. Peki abla. İyi geceler. İyi geceler. Ay nereye Nilüfer Hanım? Erken yatmak istiyorum. Aa, olur mu? Ay daha çok erken. Yorgunum, yorgunum. Aa yok. Bugün bana çok iyi davrandınız. Benim içim içime sığmıyor. Böyle coşmak, oynamak istiyorum. Hadi, hadi siz de bana eşlik edin, hadi. Nilüfer Hanım bu havalara binmez. O vals yapar, çata yapar. Dene bir zamanlar çok güzel twist yapardım. Aa, tangoda yapar mıydınız Zühtü Bey? Yapmaz olur muyum? Hele sizinle. Ne yapıp edip şov yapacak sosyete karı. Barış. Efendim. Ben gidiyorum, duş alıp yatacağım. Tamam, iyi geceler. Ha o dilsiz var ya. Dilliymiş. Yardım et, düşecek. Kim bu? Kim bu? Bilmiyorum. Nesi var? Öldü. Ne? Nerede? Nasıl? Niye öldü? Ben öldürdüm. Ne yapacağız peki? Ay Sema değil mi bu? Sema. Ayol siz kimi taşıyordunuz? Sarhoş mu? Ay belki de aşıktır, içip içip zom olmuştu. Genç mi, yakışıklı mı? Bana menajer olur mu? Ay dur, bekle geliyorum.